Ne haber? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi ben de abi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor bizim. Sizlerin nasıl gidiyor? Çok şükür. Yo. Alışverişe mi geldiniz? Alışverişe geldim aynen. Aynen alışverişe geldim. Bir tiyatro başlıyormuş herhalde. Hayırlı olsun. Evet, Eksik diye bir tiyatro oyunumuz başlıyor. Şimdi provalarındayız. Hatta her gördüğümüzde beni onun provasından evet, çıkıyor oluyorum Hande'yle. Hande Hanım'la görünce. Levent abiyle. Çok güzel bir tiyatro oyununa başladık şimdi. İşte provalarındayız. Bakalım Şubat'ın ortasında çıkacak diye umuyoruz. Heyecanlıyız yani. Nasıl güzel bir oyun olacak. Peki? Nasıl bir rolde izleyeceğiz sizi? Metin karakteri benim karakterimin adı. Üç kişilik bir aile oyunu aslında. Ama içinde yer yer drama, yer yer komedi barındıran bir oyun. Güzel bakıyorsun orada. Öyle bir oyun işte yani. Güzel bir oyun. Ağır, tatlı bir oyun. Güzel bir senaryomuz var. Aksel yazdı. Böyle bir arkadaş grubu, ailecek böyle bir tiyatro oyunu yapıyoruz diyebilirim. Başka neler yapıyorsunuz peki? Nasıl geçiyor? Şu anda dinleniyorum, senaryo okuyorum, iş bakıyorum daha doğrusu. Onun dışında da işte spor, kendi aktivitelerim. Kendi aktivitelerim böyle devam ediyor. Tiyatro provaları zaten yeterince günümü alıyor. Öyle bir yoğunluğun içindeyim. Tiyatro nasıl diyorsunuz peki? Son yıllarda daha da bir ilgi olmaya başladı. Ya kesinlikle. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tiyatro çok değerli bir tür bir benim dünyamda. Çok değerli bir yeri var. Çünkü ben tiyatroyla başladım. Manisa'dan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'ndan çıkmayı. O yüzden de şimdi tekrardan geri dönmek, sahneye çıkmak, orada bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek daha doğrusu çok muazzam bir duygu benim için. Ki sevdiğim insanlarla beraber o sahnede olmak da benim için çok değerli. O yüzden çok heyecanlıyım yani şu anda. Peki dizi ve sinema filmi için istediğiniz senaryo okuyorum dediniz ya mesela. Nelere dikkat ediyorsunuz? Neler sizi etkiliyor ya da neler olumsuz etkiliyor? Yani nasıl bir gözle bakıyorsunuz yani senaryolara? İçime sinmesi, daha çok orada o anda kalabilmek yani iyi hissettiren senaryoda, iyi karakterde gerçekten de iyi hissediyorsun ve güzel yansıtabiliyorsun. Yani benim kriterim o taraftan o olabiliyor. Yani, ama güzel senaryo zaten güzel bir senaryodur. Güzel bir karakter zaten güzel bir karakter. Hepimiz aslında bildiğimiz şeyler bunlar. Yani hepimiz bir işi izlediğimiz zaman fark ediyoruz, görüyoruz. Ne kadar özenilmiş ya da özenilmemiş, ne kadar değer verilmiş ya da verilmemiş, ne kadar dibine girilmiş ya da girilmemiş, ne kadar yaşıyor. Onun gibi etkenler var benim için yani. Şu anda. Peki böyle hani mesela normal insanlarda bile oluyor. Bir proje izledikleri zaman "Aa ben oynasaydım keşke, yerinde ben olsaydım" dediği gibi. Sizin mesela bir oyuncu olarak izlerken dizileri ya da filmleri nasıl bakıyorsunuz mesela olaya? Ya kesinlikle çok ya da oluyor. Çünkü çok farklı dünyalardan bakabiliyorsun. Farklı bakış açılarından bakabiliyorsun. Ama herkesin de nasibi. Yani kimdeyse var o karakter demek ki onunmuş diyorsun. Ve hayırlısı olsun, güzel olsun diyorsun ya diyorsun yani. Ama hoşuna gidiyor tabii insan. Evet, tabii. Peki son olarak Hande Doğan Demir'le yakıştırıldınız ama tiyatro olduğu ortaya çıktı. Evet, evet, çok evet, yakın bir dostuz. Evet, çok çok hayatınızda kimse yok bunun altında. Kesinlikle, kesin kimse yok hayatımda. Şu anda da öyle bir şey düşünmüyorum zaten. Tabii ki bunlar planlı şeyler de değil. Ama şimdilik hayatımda kimse yok. Tarzınıza kim karar veriyor? Seçim size mi ait yoksa beraber mi? Bana ait. Bana ait. Seçim bana ait. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz de mutlu olurum. Yoksa siz bir danışmanıyla çalışıyor musunuz? Yani, yok çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Tabii arkadaşlarım var, fikir verenlerim var. Tatsınız ama. Eyvallah, evet. Eyvallah. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana öyle görüyorsanız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. İyi günler. Tabii ki. Bana çık artık arkamdan. Hallettim. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çok, çok güzel bakıyorlar arkamdan. Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, siz. Öyle mi? Merhaba Hande Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz valla. Hayırlı olsun diyelim oyun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne zaman acaba ikram yeri belli mi? Şubat ayı içinde değil mi efendim? Ortası gibi. Levent Bey de oyunda galiba. Beraberiz. Evet, evet. Bugün eksiksiziz. Bizi böyle çok göreceksiniz. Bir kere söyleyelim. Oyunumuz var, her gün provamız var. Uyandırıyorum. Şimdi haberi yapınca da biz tabii iş var dedik, aşk yok dedik ama sosyal medyada çok yakıştırdılar sizi birbirinize ama. Güzel, oyunu izlemek. Bak sen. Gelmek üzere şu tarafta. Evet. Hadi gidin siz. Ay gidiyorlar ha. Aytaş Bey de gidiyor. Tamam. Spora yolcu ediyor. Peki. Hadi gidin. Yani Aytaş Bey böyle bir şey olmaz herhalde diye. Böyle, hani yazıldı diye için soruyorum. Olmaz herhalde böyle bir şey. Yok yok. İşte tiyatro yapıyorum. Hayır şimdi siz bekar. Hande Hanım bekar. Yok yok hayır alakası yok. Hani belki yani. Yakın arkadaşım Hande Bey. Çok yakın arkadaşım. Aynı menajer şirketindeyiz. Beraber çalışıyoruz. Beraber tiyatro yapıyoruz şimdi. Tüm kapıları kapatıyorsunuz ama.
Ama yani açılacak bir kapı yok ki zaten. Değil mi? Hayatta olmaz diye bir şey yok. Belki yani ileride... Yok yok, tabii ki olmaz öyle bir şey. Arkadaşım çok yakın arkadaşım benim. Peki. Tamam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bendesiniz. Gel abi. İyiyim, ne var ya? Teşekkürler. Bir de ben alacağım, hiç bozmayalım. Evet, çekiyorum. Güzel çek, en iyi. Sizin normalde gülmemiz lazım ya, ama bu kıyafetle gülmez. Tamam mıyız? Tamam, bekliyoruz. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bela'nın doğum gününüz kutlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Asıl Ozan doğum günü, evet, bu arada. Evet, sizin de doğum gününüz kutlu asıl olsun. Asıl derken şöyle, ben bu sene kutlamayı düşünmüyordum zaten. Her ayla bizim aramızda bir 3 hafta kadar fark var. Onun doğum gününü kutlayamadık. İşlerimizden dolayı yılbaşı partileri vardı malum, biliyorsunuz. Kutlayamadık diye içimizde kaldı. O yüzden bugün, hatta benim küçük kızımın da 2 gün sonra doğum günü. Evet. Aslında bir üçlü kutlama yaptık bugün. Evet. Kendisini de röportajı alsaydık aslında benden daha güzel konuşurdu. Tabii onu ama... gelebilirdi. Evet. Aslında. Sevgilim de ama sağ olsun gene çok güzel, çok tatlı bir şey organize etmiş. Bir sürpriz organize etti bana, sağ olsun. Keyiften aileyiz, beraberiz. Evet. Bir de böyle 80'ler konsepti falan dedik ya, eğlenceli bir şey olsun falan. Nasıl olmuşsunuz? Harika görünüyorsunuz. Tam 80'ler konseptine uygun. Ozan Bey'i tanımakta bile güçlük çektik diyebiliriz aslında. O 80'lerde bir rockstar şu anda. Ben 80'lerde zaten böyleydim bu sırada. Göz makyajım hariç. Kıyafet olarak zaten normal kıyafetim buydu aslında filan. Neyse, çok uzatmayayım. Sözü Atina'ya bağlıyorum. Aşkım, iyi ki doğdun bu arada. Sen de iyi. Güzel, sağlıklı yaşlar diliyorum. Seni çok İnşallah sevdim. Hep beraber. Sağlıklı, mutlu. Evet. Güzel günler. Hep beraber arkadaşlar. Evet. Aşk dolu bakışmalar çok ilgimizi çekiyor bizim yaptığımız röportajlarda. Fazlasını beklemiyorsun inşallah. Bunu da bekliyorsun. Öpeceksiniz zannettim. Yani, evet, evet Celal Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Muhteşem bir organizasyon ve 80'ler konsepti nereden fikir geldi? Yani aslında böyle bir arkadaşımız dress code var mı dedi. Ozan da 80'ler dedi. Sonra böyle saniyeniz yani. Yani. 80'ler kaldı. Teşekkür ederim. Evet. 80'ler kaldı öyle. 3 doğum gününü bir arada kutlayalım, evet, aslında. Evet. Neler söyleyeceksin? Kendi duygularınız, Ozan Bey'in duyguları, kızınızın doğum yani... duyguları. Ben bir şey hissetmiyorum. Ya işte de güzel. İzzet abicim, buyur sen de gel sevgili İzzet Özlü aramızda. Hoş geldiniz. Yavrum benim. Çok iyi. 80'ler olur güzel, olmaz mısın? Ya şimdi böyle şeyler artık... Bir yaştan sonra biz tabii artık böyle şeyler görüyoruz. Çok güzel şeyler. Şey olarak görüyoruz. Ne derler buna ya? Güzel anılar mı? Evet evet, hayır, daha güzel bir laf vardı. Şey oluyor. Hani millet birbirini görüyor. Ne derler ona ya? Kaynaşıyoruz. Adını söyleyin onu. Fırsat doğuyor diyeyim hani, ne derler ona? Bahane değil. Görüşemediğimiz arkadaşlarımızı. Birbirimizi görüyoruz. Özlem gidermek. Gibi. Denk gelmek. İkinci harfi tut. Tuttum. Gelmek mi? Gelmemek de alakalı bir şey değil. Baştan alalım bir. Niye arıyoruz? Aradığımız ne? Boş ver. Neyse, arkadaşlarımızı görelim. Pandemi Hayır. gibi bir şeyden yeni çıktık. Daha böyle bir rahatladık gibi oldu filan. Güzel bir kutlama oluyor tabii ki de haliyle. Kızlarım burada, annem burada, kardeşlerim burada. Sevgilim zaten. Benim duygularım bunlar. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğime de şükrediyorum. Bir yandan da. Ozan Bey'i bugün çok çok mutlu gördük aslında. Çok keyifli gördük Eren Hanım. Sizin payınız çok büyüktür bunda. Bizim her zamanki halimiz falan değil. Biz hep çok mutluyuz. Evet, gerçekten. Tövbe tövbe. Öyle şey ama geldi. Nazar değmesin değil mi? Amin. Evet, aslında bir Sağlık. Nazarlık bir sorun var elimde de. Biliyorsunuz boy farkı konuşuluyor ama. Bugün kısa giydim. Gördüğünüz ben size mi? Sormak istiyorum. Uzun yıllardır ben görüyorum aşkınızı. Ama son dönemde biraz boyla ilgili şeyler yazıldı. Siz bu haberleri görünce ne düşünüyorsunuz? Gerizekalılar diye düşünüyorum. Yani böyle kötü bir adam. Yani şöyle. Abi bunun boyla bir alakası var mı yani? Aşık olmanın hani. Kesinlikle. Ki düşündüğünüz zaman ben zaten hani boyum biraz minyon bir insanım. Yani, yani Türkiye standartlarında normalsiniz. Evet, bence evet. de. Bence de. Evet, ama İran'dan buldum ben her ayı. Evet, mançer bulduk. Evet, işim şaka bir yana, güldük geçtik. Bugün de iyi ki buradasınız, çok teşekkür ederiz. Evet, ne demek?
Ve son olarak siz de sahne de alacaksınız bugün. Aslında... Yok bugün ben sahne almıyorum. Ha bugün sahne almıyor musunuz bugün? Dün burada sahne alıyordum. Evet. Bugün çok güzel bir yabancı grubumuz geldi. Onlar 80'ler çalacaklar bize ve eğlenecek. Aynen. Eğlenceniz bol olsun diyelim. Doğum gününüz yeniden kutlu olsun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şöyle bir görüntü alalım. Çok kısa. Tamam. Teşekkür.